Evet sevgili izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'ndeyiz ve vatandaşlarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Evet, korona günlerindeyiz ve tedbirlerimizi alıyor muyuz? Maskemizi takıyor muyuz? Sosyal mesafe kurallarına uyuyor muyuz? Ve hijyene önem gösteriyor muyuz efendim? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, korona günleri nasıl geçiyor? İyi geçiyor şu an. Mesafeyi koruyoruz. Evet. Maskemizi takıyoruz gördüğünüz gibi. Hastanemizden memnunuz. Sünnete geldik biz de. Evet, Allah'ın mutluluk yaşayacak. Aynen, evet. Çünkü. Evet. Neden burayı tercih ettiniz hocam? Burası daha temiz, hijyenik. Onun için tercih ettik. Doktorlarımız iyi. Onun için tercih ettik yani. Sevgili izleyenlerimiz, bir mutluluğu yaşayan ebeveynimizle yine birlikteyiz. Çocuklarınızı sünnet ettirdiniz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diye. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Valla çok sıkıcı geçiyor. Evdeyiz bütün gün. İş yerimiz kapalı. 4 aydan belli. O yüzden sıkıntılı geçiyor ama şükür olsun yine de. Evet, sağ olun. Hasta falan değiliz. Sağlığımız yerinde. Çocuklarımız yanımızda. İşte bugün onları getirdik sünnet yaptırmaya. Evet, sünnetleri. Biraz bizi üzüyorlar ama çok çok nazlı bizimkiler. Tırnaklar kanasa alıyorlar bu kadar. Peki ebeveyn olarak neden bu hastaneyi tercih ettin? Çocuklarım, üçü de burada doğdu benim. Bir de yani şöyle çok memnunum hizmetten. Genel olarak herkes güler yüzü ilgileniyorlar. O yüzden tercih ettik. Çocuklar da burada doğduğu için evimize de yakın. Bir de memnunuz, bir sıkıntı yok. O yüzden burayı tercih ediyoruz. Peki, şu anda tam sünnet zamanı diyebilir miyiz? Ya şu anda yani okul olayı, yani biz kışın yapacaktık, okul vardı, yaptıramadık. Ondan sonra şimdi tam zamanı. Zaten bunu tahliye edeceğiz bundan sonra. 15 gün sonra. Şu anda tam zamanı. İsmim Huriye Çetin. Beyimi kalp kontrolü için getirdim. Ben 20 senedir bu hastaneye gelip gidiyorum sigortalı olduğum halde. Çok memnunum. Evet. Çok memnunum. Doktorum Bülent Bey, Habib Bey, Ayşegül Hanım. Onlarla devamlı irtibat içindeyim. Bir aile olmuşsunuz. Evet. 20 senedir gelip gidiyorum. Evet evet. 20 senedir gelip gidiyorum. Çok memnunum. Şu anda biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Korona günlerindeyiz. Peki bu süreci nasıl geçiriyorsunuz siz? Vallahi şimdi şöyle bir şey. Biz burada yoktuk. Kastamonu'ya gittik. Orada çok güzel, rahat, yazlık evler, köy evlerinde. Çok 20 ay aşağı yukarı 4 ay orada kaldık. Şimdi bir yemi kontrole getirdim. Biz orada çok rahat geçirdik koronavirüsü. Evet. Dışarı çıkmadık. Dışarı çıkmadığın müddetçe rahatsın. Evet, evet tabii katiyen çıkmıyoruz. Bazen mesela eve kapıcı geliyor çöp möp ama o arada maskemi takıyorum. Çünkü takmasam yaşlıyım 65 yaş üzerinde. 75 yaşındayım. Allah korusun bir hastalık olsa kim kapatacak? Onun için devamlı mesafe bırakıyorum arama. Sosyal mesafeyi getirdik. Evet, evet, evet. En önemlisi de el hijyeni. Onu muhakkak günde 5-6 kere en ufak bir yerden gelsem sabunlarım, kurularım, dezenfekte yaparım. Onun için çok rahatım. Allah'a bin şükür. Evet, evet. Allah. Tavsiye eder misiniz bu hastaneyi? Ay, tabii tabii ederim, etmez olur mu? Bütün hep yakın akrabalarıma bile bazen söylüyorum. Çünkü ben 20 seneden çok memnunum. Sigortaya gidiyorsun 6 ay geri atıyorlar, 1 sene geri atıyorlar ama burada Allah'a şükür. Beyim 6 aydır tedavi oluyor. Safra kesesinden ameliyat olacak. 5 sefer anjiyo oldu. Stent takıldı. Çok memnunum. Allah'a bin şükür. Sağ ol. Teşekkür ederim kızım. Size de hayırlı işler. Mehmet Çetin. Evet. Mehmet amcacığım geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rahatsızlığınız nedir efendim? Ben kuatereden ameliyat oldum. Evet. Bir, ikincisi varizden ameliyat oldum burada. 20 seneden beri ben aynı yere geliyorum. Bu Avrasya'ya giriyor. Var. Evet, evet. Evet, evet. Yani hepsinin kızlarından doktorlarına kadar hepsi birbirimizi tanırız. Şimdi 5 tane stent taktılar bana. Abi Bey. Şimdi kontrolü hani memlekete gittik. Tam bir bak ki başka bir işimiz vardı. O da cezaya bastı mı içerisi yasaklandı. Yaşımızın genç olduğu için. Memlekette kaldınız. Memlekette kaldık. Orada doktora da gittik. Kontrol olduk. Anladın mı? Bir şey aldığımız zaman alıyoruz. Dışarı hiç çıkmıyoruz. Evet. Evimizde. Kendinizi kontrol altına. Yani kontrol Allah'a şükür. Ondan sonra işte 2 gün oldu geleli. Tekrar kontrole geldik. Şimdi hocalarla telefon ettik. Dedi buyurun gelin. Şimdi onları anlayamıyorsun. 5 tane sistem takıldı. Bir kontrol edecek.
şeyden tekrar taş var. Safra kesesinde. Şimdi onu alacaklar. Onunla konuştuk. Bakalım ne cevap verecekler. Onun için geldik. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu süreçte kendinizi de koruyorsunuz. Ne güzel maskenizi takmışsınız. Asla dışarı çıkma bezi yok. Bir şey lazım mı? Hemen al içeriye. O kadar. Eve dahi ne misafir alırım ne misafire giderim. Evet. Şimdi bugün ortalığı yaşlıyız. Onun kendinizi için kontrol edeceğiz. İlla ki mutlaka. Kendimize dikkat ettiğimiz sürece topluma da faydası olacak. İlla ki mutlaka. Tabii sen kendini düşünmeyeceksin. Evet. Karşıyı da düşüneceksin. Ne güzel, bakın sosyal mesafemiz de korunuyor. Her bir sandalye aralığında bir boşluk. Evet, illa ki. Topluma zaten hiç girmiyoruz şimdi şu anda. Hanımın hani ikimiz evde yalnız oturuyoruz, ne yapalım. Sağlıklı, teşekkür en ederiz. Güzel günler yaşanalım. Sağ ol, Allah sizden de razı olsun. Peki bu hastaneyi tercih ettiğinize göre evet, tavsiye eder misiniz? Ederim, her zaman ederim. Ben emekliyim. Fakat ufak da bir karnım ağrısa buraya gelirim. Şimdi geceyle telefon etsem Allah razı olsun gelirler. Yani o şekilde samimiyiz dağıtım şeysi. Hepsinden Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Biraz sıkıcı ama güzel. Hastanedeyiz. Hastalarımızla uğraşıyoruz. O kadar. Evet. Annemiz hasta. Çok sağ olun. Şu an Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Daha önce duyum almıştım. Güzel bir hastane. Hakikaten de ilgileniyorlar. Sağ olsunlar. Hastamızla da yakından alakadar oluyorlar. Mutluyuz burada. Sıkıntımız yok. Hastamızla ilgileniyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Peki hastaneye ilk geldiğiniz zaman sizlere nasıl bir hizmet sunuldu? Biz tavsiye üzerine gelmiştik zaten buraya. Girişten beri bütün hemşireler, hasta bakıcılar, doktorlar sağ olsunlar gereken bütün alakadarlığı gösterdiler. Teşekkür ederim, sağ olun hepimize. Evet, kurulu günleriniz nasıl geçiyor? Zorlu süreç, herkes de olduğu gibi biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Zorlu bir süreç ama atlatmaya çalışıyoruz hastamız. Şöyle baktığımız zaman vatandaşlarımız ne kadar duyardı? Yani yarı yarıya diyebilirim benim gördüğüm. Uyan da var, uyumayan da var. Ama uyumak zorundayız yani. Bunu uyarsak eğer atlatacağız. Evet. Uymazsak atlatamayız, mümkün değil. Şu anda bir savaş halindeyiz. Evet. Vaka sayıları da biraz da yükseliyor. Yükseliyor, evet. Aldığımız tabii veriler noktasında. Maskemizi takmalıyız. Kesinlikle. Maskemizi takmalıyız. Hijyenimize dikkat etmeliyiz. Sosyal mesafemizi korumalıyız. Eğer korursak atlatacağız. Uyarsak atlatacağız. Evet, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Yani memnun kaldığımız için geldik. Evet. Güler yüzlü personeli var. Doktorları çok ince, güzel ilgileniyorlar. O yüzden geldik, tercih ettik. Hastanız mı var efendim? Hastam var. Eşim anjiyo oldu bugün. Ay, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tabii bakımıyla hastanemiz nasıl ilgileniyor? Güzel. Gayet yakından ilgileniyorlar. Korona günlerindeyiz. Nasıl geçiyor efendim? Korona günlerimiz tabii ki zorlu bir süreç. Hem de bunu yakından yaşamış bir insan olarak eşim korona hastalığına yakalandı ve Allah'a şükürler olsun büyük bir şans eseri kurtuldu. Şu an bu hastanede anjiyo için bulunmaktayız. Hastaneyi tercih etme sebebimiz eşimizden, dostumuzdan ilk önce tavsiye aldık ve eşimin bünyesi tabii biraz zayıf düştüğü için doktorumuz çok tavsiye edildi. O yüzden geldik ve gerçekten şu an dinleniyor. Muameleleri çok güzel oldu. Çok yakından, çok bilinçli ve çok bilgi verilmesi çok önemli benim için. Hasta yakını olarak zaten bir psikolojik olarak çöküntü içinde oluyorsunuz. Ama aldığınız bilgi sizi çok rahatlatıyor. Bir güler yüz, bir anlam çıkarmaya çalışıyorsunuz insanların yüzünden. Bu hastanede onu da fazlasıyla gördük. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Gerçekten sağlık personelinin hakkı ödenmez. Evet, tabii birebir yaşayan biri olarak o süreci nasıl atlattınız? Eşiniz beyefendiye nasıl baktınız? Siz nasıl dikkat ettiniz? Ben aslında şanssızın şanslısıyım. Kızım doğum yapmıştı. O yüzden ayrı bir evde yaşıyordum. Eşim bu süreci ne yazık ki kendi başına atlattı ama çok sevindiricidir ki sağlıkla atlattı. Yüzümüz güldü. Fakat bunu başkalarının yaşamaması için mesafeye, hijyene,
sosyal yaşantının bu kurallara göre ayarlanmasına çok önem vermek gerekiyor. Artık bu milletçe girdiğimiz bir savaş ve bu savaşı kazanırsak hem ekonomimiz, hem halkımız, hem milletimiz her şey refaha ulaşabilir. Türkiye kalkınmakta olan bir ülke ama bunların dolayısıyla biraz sekte vurdu. Bunu hepimiz de biliyoruz. Herkesin biraz daha fedakarlık etmesi lazım. Evet, hepimiz elimizi taşın altına gördüğümüz Evet. Yapacağımız zaten çok kolay. Maskemizi takacağız. Evet. Sosyal mesafemizi koruyacağız. Evet. Aynen öyle. Ve en önemlisi de hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Tabii ki yani buraya geldiğimizde bile bakın çantamızda el için kullanacağımız bütün dezenfektanlarımız var. Dikkat ediyoruz, telefonla fazla muhatap olmuyoruz, konuşmadan sonra siliyoruz. Bunların hepsi artık yani adınız ne dedikleri gibi bu kuralları da oturtturmamız lazım. Yoksa yok. Çünkü bütün dünya böyle. Doğru söylüyorsunuz. Efendim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Teşekkürler, kolay çalışmalar diliyorum. Teşekkür.